Merhaba arkadaşlar. Mehmet Yücel arkadaşımız şöyle bir ek göndermiş, bir çalışma göndermiş. Ekteki cari dolunca kendisi otomatik formüllü şekilde yeni alt satır nasıl oluşturabilirim? Formül aradım da bulamadım. Yardımcı olur musunuz demiş. Şimdi gönderdiği Mehmet Yücel arkadaşımız gönderdiği çalışma şöyle bir çalışma arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir çalışma yapmış. Buraya formüllerini de yerleştirmiş gördüğünüz gibi. Ben de hani fazla zaman almasın diye ben şöyle bir duruma getirdim onun çalışmasını. Şu kısmı buraya bir tane satır ekledim. Sonra şu satırı şu yukarıya taşıdım şöyle arkadaşlar. Ondan sonra buradaki fazla satırları sildim. Sonra buraya bir tane geliştiriciden buraya bir tane buton ekledim. Ondan sonra butonun üzerine de veri girişi, ismini de veri girişi yaptım. Şöyle veri girişi. Sonra bu veri girişin üzerine çift tıkladım. Buraya bir tane user form ekledim. User form'u şöyle büyüteyim. Benim şu yukarıda hazırladığım user form'daki şeyleri kopyalayayım, yapıştırayım oraya arkadaşlar. Fazla zamanımızı almasın. Yapıştırdım. Tamam mı? Ve formun caption'ına da başlığına da veri giriş formu dedim. Şimdi dikkat ederseniz forma girilecek olanlar. Mesela cari girilmesi lazım. Burada cari dedim. Tarih girilmesi lazım. Tarih. Plaka ve brüt ve fire girilecek. Plaka, brüt, fire. Ondan sonra net kendisi otomatik hesaplandığı için onu yazmadım. Sonra birim fiyat yazılacak, açıklama ve borç yazılacak. Açıklama ve borç bu kadar. Geri kalan kendisi hesaplayacak arkadaşlar. Hemen şu butonun bağlantısını da yapalım. Butonu çift tıklıyorum. User form 1.show diyorum. Bağlantısını da yaptım. Şimdi tıkladığım zaman bu formumuz geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle formüllü sayfalarınızı bence her zaman şöyle yapın. Ben önce buradan bir çizgileri göster diyeyim. Veri girilecek şeyleri şöyle seçin ve sağ tuş hücreleri biçimlendir deyin. Geçen derste de bunu anlattım. Sonra koruma ekranından kilidi kaldır deyin. Sonra şu buralara veri girilecek. Bunlara da kontrol sağ tuş verileri biçimlendire geliyorum. Burada da kilidi kaldırıyorum. Sonra sayfanızı koruyun. Dolayısıyla formülleriniz kesinlikle bozulmayacaklardır. Şunları biraz genişleteyim istiyorsanız sığmayabilir arkadaşlar. Vesaire. Tamam. Açıklamayı da uzatabiliriz. Tamam. Sonra ne yapın? Sayfa düzenine, pardon, gözden geçire gelip sayfayı koru deyin. 1, 2, 3, enter. 1, 2, 3, enter dedik. Artık formüllerimiz bozulmayacak arkadaşlar. Buraya bir şey yazırsak bile formüller bozulmamış olacak. Bakın formüller bozulmayacak. Ama veri girebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi korumayı kaldırayım tekrar. 1, 2, 3. Şimdi diyeceksiniz ki biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burada veri girişine geleceğiz. Önce sayfanın korumasını kaldıracak. Korumayı kaldırdıktan sonra verileri sayfaya işleyecek. Ondan sonra bir daha formülü de oluşturacak. Sayfa hücreyi de yani satırı da şöyle çizecek. Bizim yapacağımız şey şu olacak. Anlatıyorum. Çizgileri gösterecek, formülleri yerleştirecek yerlerine. Ondan sonra sayfayı tekrar koruyacak. Biz böyle bir şey yapacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi öncelikle koruma yaptım ama kilidi kaldırdım yani. Şu anda tabii şunların kilitlerini kaldırmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz sonra en sonda sayfayı koruyacağız. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı beraber görelim. Öncelikle arkadaşlar şu file boştur. Tamam. Önce kaydetmeyi beraber yapalım. Kaydetmeyi nasıl yapacağız? Şu kaydetin içine tıklıyorum. Sayfamı şöyle ayarladım. Tabii bunlara da isim vermişim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna TX'te cari dedim. Buna TX'te şey DT tarih dedim. Buraya TX'te plaka siz ne isim veriyorsanız. Kaydetin içine çift tıklayıp girdim. Önce dim
X as integer diyorum. Bir for döngüsüyle boş satırı bulacağım. For x eşittir. Her zaman 3'ten başlayacağız arkadaşlar. Verimiz 3'ten girileceği için 3'ten başlatıyorum. Burada for 3 x eşittir. For x eşittir 3 to range 10.000'ine kadar git. Tamam mı? Burada next. Şöyle eğer range a'nın x'i eşittir boş ise işte empty ise yani boş ise böyle de diyebilirsiniz. Ya da boşsa yerine iki tane boş tırnak da yazabilirsiniz. Bu da empty'dir arkadaş. Bu da boştur. O da boştur. İse exit for. Burada for'dan çık. Başka yöntemleri de var. Bu daha kullanışlı bir for şeydir. Şimdi burada x'imizi bulduk. Dolayısıyla son satırımızın neresi olduğunu anladık. Tabii şurası da ilk etapta boş olacaktır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki range A değil. Biz burada da A'dan başlatmayacağız. Çünkü A dikkat ederseniz şurada boştur. Hatta biz bu şu A sütununu silelim ya. Ha böyle A bu olsun. Tamam. Çok güzel. Range A'nın x'i neye eşit olacak? Tx'de cari olacak. Tx'de cari buraya aktardık. Sonra sırayla gideceğiz arkadaşlar. Sonra nedir? Tarihtir. DT tarihi. Şunu kopyalıyorum. Şöyle 5-10 tane yapıştırayım. Alt alta şöyle birkaç tane yapıştırdım. Ondan sonra B'ye ne gelecek? TX'de DT tarih gelecek. DT tarih nokta date gelecek. DT tarih nokta value gelsin. Ondan sonra C'ye arkadaşlar plaka gelecek. TX'de plaka. D'ye TX'de brüt gelecek. Ama bunu da CDBL TX'de brüt diyeceksiniz. Yani küsuratlı bir şey de yazılmış olabilir. En son E'ye E sütununa CDBL Convert to double demektir. TX'te fire. O da gitti. Tamam. E'den sonra ne var? Net formüldür. G sütununa CDBL birim fiyat. TX'te birim fiyat gelecek. Sonra H'ye TX'te açıklama gelecek arkadaşlar. TX'te açıklama. Son olarak da I'ya da TX'te borç. I sütununa da TX'te CDBL yine CDBL TX'te borç gelsin. Tamam. Kaydımız tamamlandı. Ondan sonra unload media kapattık. Şimdi hemen deneyelim isterseniz. Ben rastgele işte test 1 diyorum. Plaka yazıyorum. Rastgele bir şey. Plaka 06AZ810 brüt 120 fire 12 birim fiyat 30 açıklama test borç 100. Burada kaydete basıyorum. Gördüğünüz gibi kaydetti. Tekrar veri girişi dediğim zaman şimdi önemli olan şu. Alt satırımızı tekrar şuradaki gibi çizsin. Formülü de uygulasın. Şimdi ben bunu makroya yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Önemli olan burasıdır zaten. Hemen buradan makro kaydete geliyorum. Ve makro 1'dir. Unutmayın ismini. Tamam diyorum. Şu bölgeyi seçiyorum. Sonra giriş sayfasına gelip şurada tüm kenarlığı tıklıyorum. Sonra şu boş hücreyi tıklıyorum. Ve geliştiriciye gelip kaydı durdur diyorum.
Şimdi bakalım makro bana ne yazmış. Modüllere geldi, modül 1'e geldi. Bakın makro bunu yazmış. Şimdi burada dikkatinizi çeken nedir arkadaşlar? Bakın şurada makronun bize yazdığını alıyorum. Hepsini şuraya kadar aldım. Ctrl X'te kestim buradan. Az önceki kaydetin altına şuraya arkadaşlar şu unload me'nin altına Ctrl V ile hatta siz unload me'nin üstüne yazalım. Yani önce yapsın sonra kapansın. Buraya Ctrl V ile yapıştırdım hepsini. Dikkat ederseniz şurası dikkatinizi çekiyor olması lazım. A'nın 4'ü 2 nokta üstel L'nin 4'ü. Şimdi biz burayı nasıl yapacağız? Ben burayı şöyle yapmaya çalışacağım. Range bakın arkadaşlar. A'nın nereye gitti? A'nın x'i ve tırnak içinde 2 nokta üst üste yine ve tırnak içinde L'nin x'i desek az önceki şey olmaz mı? Bir deneyelim bakalım. Şu satırı sileyim arkadaşlar. Burası çizgisiz olsun. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum. Yine test 2 diyorum. Plaka 34 AY 444. Brüt 300. Fire 12. Birim fiyat 50. Açıklama test 2. Borç 50 ya da 60. Buradan gelip kaydete basıyorum. Bu ne ya? Niye buraya çizdi? Buraya niye kaydetti? Bir daha deneyelim. Üçten başla. A'nın binine kadar git. X artı 1 dememiz lazımdı arkadaşlar. Şurada hepsi x değil de x'in bir fazlasına dememiz lazım. X artı 1 diyorum. Hepsi x artı 1 olması lazım. Tamam. X artı 1. Buraya da x artı 1. Şuna da x artı 1. Böyle mi olacak? Buradan 3'ten geldi. A3 boş değil. A4 boş. Yok. Doğru. Böyle olması lazım. Ama neden? Arkadaşlar video uzamasın diye bir kontrol edeyim. Tamam arkadaşlar. Sorunu çözdüm. Yani buldum daha doğrusu. Sorunumuz şu. Şu şuraya arkadaşlar A10.000'e kadar nokta end x ile up nokta row dememiz lazımdı. Sadece burası eksikti. Şurayı da zaten az önce anlattım. Her seferinde de arkadaşlar A1'e konumlansın. Burada da range A1 nokta select diyelim. A1 nokta select. Gördüğünüz gibi şöyle çalıştıralım. Ben fazla zaman almasın diye. Buraya test 1 diyelim. Buraya 5555 diye girelim rastgele. Kaydet diyorum. Bakın 5'leri kaydetti. Buraya test 2. Yine buraya 6666 diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi her seferinde kaydedip çizgileri çiziyor. Tek sorunumuz arkadaşlar. Burada formülümüz. Burada G'ye de bir şey kaydediyoruz. Tamam. Şu formüllerin uygulanmadığı görüyorsunuz. Şuradaki formüller uygulanmamış. Şimdi bu formülleri de hemen makro ile yapmak istiyorum. Geliyorum burada makro kaydete geliyorum. Makro 2 tamam diyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Formül olan yere geliyorum. Şu nette formül var. Burası eşittir diyorum. D3 eksi E3. Yani brüt eksi fire enter. Bu kadar. Bir de şu alacakta bir formül var. F3 çarpı G3 diye bir formül var. Eşittir. F3 çarpı G3. F3 çarpı G3. Bu formülümüz de var. Bitti. Makron bu. Hemen kaydı durdur diyorum. Geliyorum bakalım makro bana ne yazmış görelim. İşte bana yazdığı şu arkadaşlar. Bunu Ctrl X ile kesiyorum.
az önceki kaydetin içine gelip çizgileri gösterdikten sonra bana formülleri yazacak ya arkadaşlar. Onu da buraya yapıştırıyorum. Dikkatinizi F3 çekiyordur. Bu F3'ün üçünü silin ve X deyin arkadaşlar şuraya. Ve X. Şurada da J3 dikkatinizi çekiyor. Bunun da ve X deyin. Zaten formülü kendisi oralara uygulamıştık ya biz. Bu sefer de J'nin X'ine burada da ve X diyoruz. Olay bitti arkadaşlar. Formüllerimizi de hazırladı. Hemen şu A1'i seçi de buraya yapıştırmak istiyorum. Bakalım. Hatta her şeyi silelim arkadaşlar. Ha bir de şu borçlu diye bir formülümüz de burada vardı. Gerçi o zaten korumalı olacağı için silinmeyecektir. Olay bu. Şuraları silelim. Bakalım formülü aşağıda uygulayacak mı? Hemen test yapıyoruz. Buraya test diyorum. Şuraya plaka işte 30'du. 23 AY 557 brüt 400 fire 10 birim fiyat 40 açıklama test açıklama borç 200. Burada kaydede basıyorum. Gördüğünüz gibi formülü de şuraya yazmış arkadaşlar. 390. Burada formülü yazmış. Tekrar veri girişi diyorum. Yine test 2 diyelim. Ondan sonra plakası 34 TY 780 brüt 500 fire 30 birim fiyat 60 açıklama test 2 açıklama borç 300 diyelim ya da borç 5000 diyelim. Kaydete basıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar buraya formülü uyguladı. Şurası hesapladı. Durum bu arkadaşlar. Yani makrodan faydalanarak bu satırları çizmeyi, formülleri uygulamayı hatta görünüm menüsüne gelip kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Veri gözden geçire gelip sayfayı da koru yapalım. Ha, bir de makroda bak şu anda hata verecek. Dikkat edin arkadaşlar. Buraya 1, 2, 3 diyelim. 1, 2, 3. Şu anda korumalı ya. Kaydederken koruma olduğu için bakalım hata verecek mi? Bir deneyelim. Test 3. 6, 6, 6, 6, 6 diye geçeyim. Zaman kaybetmeyelim. Kaydet. Hata verdi. Niye? Çünkü çizmesi gerekiyor. Çizemiyor. Yani verileri alamıyor. Korumalı olduğu için. Şimdi bu korumayı geçici olarak kaldıracağız. İşimiz bitince tekrar korumayı devreye koyacağız. Bunun makrosunu yapmak için sayfanın korumalı olması gerekiyor önce. Şu anda sayfamız zaten korumalı durumdadır. Ben hemen makro kaydete basıyorum. Makro 3 tamam diyorum. Geliyorum gözden geçir de korumayı kaldır diyorum. 1, 2, 3 tamam diyorum. Ve kaydı durdur. Bakalım makro ne yazdı bize? Active Sheet Unprotect yazdı arkadaşlar. Bakın bunu kopyalıyorum. Gelip peki şifreli olan makroyu da yazsın bize. Yine makro kaydete basalım. Makro 4. Hemen gözden geçirip sayfayı koru. 1, 2, 3. Bu da protect eşittir 1, 2, 3 diye yazacaktır. Hemen kaydı durduralım. Gelip bakalım arkadaşlar bize ne yazdı? Active Sheet Protect Drive Object True, Contact True falan. Ama Protect şifresini bize söylemedi. Protect eşittir. 1, 2, 3 desek yeterli olmaz mı acaba? Bir deneyelim arkadaşlar. Öncelikle şu Unprotect'i kesiyorum. Gelip bu kaydetin içine tıklar tıklamaz burada Protect'i kaldırsın. Unprotect pass Unprotect burada eşittir. 1, 2, 3 yazsak bu Protect'i olarak algılamaz mı acaba? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Araştırmam lazım. Bunu da kesiyorum. Şuraya kaydetin içine gelip şuraya yapıştırayım. Bir deneyelim bakalım oldu mu olmadı mı? Buraya test 3 diyelim. 8, 8, 8, 8, 8 diyelim. Hata verebilir arkadaşlar. Kaydete bastım. Aa, parola soruyor ya. 1, 2, 3.
Her oraya girdikten sonra hata verdi. Ben bunu bir öğrenip hemen size yazacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sanırım bak biz sadece password eşittir 1-2-3 demiyorduk. Hatamız buradan kaynaklanıyor olması lazım. Ben daha denemedim ama bunu ben devre dışı bıraktım, şu yukarıda ilk yazdığımızı. Sadece password. Bir de galiba şu da aynı olması lazım. Yine burada password eşit 2.33 eşit 1-2-3 olması lazım. Tamam. Bir daha deneyelim birlikte. Hemen veri girişine geldim. Buraya test yazıyorum. Verileri girelim. Kaydete basıyorum. Ha, niye çalışmadı? İlginç. Ha, bizim çalışmamız buydu, pardon. Bir daha deneyelim. Buraya test 4, 5 diyelim. 7, 7, 7, 7 diye gireyim. Burada kaydete basıyorum. Gördüğünüz gibi kaydetti. Sayfa korumalı mı? Bakın korumalı. Tekrar veri girişi yapalım. Hemen test 6 diyelim. Buraya 8, 8, 8 diye giriyorum. Dikkat edin şimdi. Kaydete bastığım zaman korumayı kaldırdı. Kaydetti, bir daha korumaya aldı arkadaşlar. Sayfamız yine koruma durumundadır. Kodlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bence faydalı bir ders oldu. Tabii bu işinize yaramasa bile buradaki mantık size lazım olacak. Yani burada neler yaptık? Satırları boyamak için makro kodundan faydalandık. Şöyle sayfa satırımızı boyadık. Aynı zamanda yine makrodan faydalanarak formülümüzü uyguladık. Aynı zamanda makrodan faydalanarak sayfamızı korumasını kaldırıp tekrar koruma verip işlemleri de arada yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman hatırlatıyorum. Bu derslerin daha çok arkadaşımıza, kardeşimize, yurttaşımıza ulaşması için beğendiyseniz beğenin, abone değilseniz abone olun. Çünkü YouTube algoritması maalesef böyle çalışıyor. Beğenilenleri, ondan sonra abone sayısı çok olanları ön plana çıkarıyor ki onlar da reklamdan para kazansınlar. Mesela bir web sayfası, bir YouTube kanalında işte ki buradaki reklamların paranın çoğunu kendisi alıyor zaten. Yani bu nedenle algoritması bu şekilde çalışıyor. Sizden ricam, beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Görüşmek dileğiyle.